İlk gördüğümde bayağı bir korkmuştum. 3 ay boyunca yiyip içemedim, uyuyamadım. Uzun boylu, çarşaflı bir kadın suretinde görünüyordu yanımda. Mahkemeleri var, evleri var, medreseleri var. Belden aşağısı insan, belden yukarısı koyun, keçi tarzı. Bir mağarada ayaklarından asılı bir şekilde duruyorlar. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın izniyle bugün çok özel bir çekim için hocamızın misafir olduk ve sizlerin de inşallah evlerinde misafir olacağız. Çekim için tavana kadar geldik. Yani Allah'ın izniyle ben bilseydim ki hocam Bağdat'ta bir yolunu bulur oraya kadar giderdim. Çünkü özel bir konu ve bunun çok suistimal açık bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah tafsilatıyla beraber girdiğimizde sizler de daha iyi anlayacaksınız. Onun için ehil birisine denk gelmek ve insanları gerçekten doğru yönlendirmek bu konuda önemli. Bizim için de özeldi. Zira yani insanlar bir büyü olduğunda, bir nazar olduğunda, herhangi bir durum olduğunda buna çare bulamıyorlar ve muhtaç oluyorlar ve bu suistimale açık oluyor. Hele bir de yanlış bir kimsenin eline düşerse, dini imanı para olan bir kimsenin eline düşerse bu o kardeşimize, o bacımıza artık kimse çok daha zul oluyor. Biz de onun için inşallah ehil bir hocamızı bulduk. Kendisiyle bir tanışacağız. Sizlerin de bizlerin de ortak sorularını hocamıza soracağız. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok Nasılsınız? mutlu oldum sizi gördüğümüze. Allah'ın izniyle müthiş bir tebliğ Allah içerisindesiniz. razı olsun. Geçmiş videolarınızı izledim ben. Allah'ın izniyle Ehl-i Sünnet için uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz. Rabbim yolundan ayırmasın, Amin. izinden ayırmasın. Yani sizleri de bayağı seviyordum, muhabbetim de vardı. Tanışmak bugüne nasip oldu. Ben Çok de memnun oldum. gıyaben duymuştum hocam da işte kalpten kalbi olamış. Bir de yüz Aynen yüze öyle. görünce daha da verdi Aynen öyle. muhabbet. Hoş geldiniz. Allah Sefalar razı olsun. getirdiniz. Allah hizmetinizi daim etsin. Amin. Allah razı olsun Allah hocam. razı olsun. Soruyla ben başlayayım. Önce bir kardeşlerimiz sizi tanısın hocam. Hocam siz kimsiniz? Şu soruyla bir girelim. Bir de bu ilim size nasıl verildi? O süreçten bir bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ben Van doğumluyum. Ortaokula kadar normal okullara giden, öğrenim gören bir insanım. Ortaokuldan sonra medrese hayatım başladı. Evet. Doğunun değerli alimlerinden Arapça, fıkıh, tefsir, akaid, hadis, şeria ilimleri okudum. Açıktan ilahiyat okudum. Erzurum ilahiyat mezunuyum. Bu şekilde bir ilim kapısından girdik, ilerledik kendimizce. Tabii ilim bir deryadır. Daha kapının hemen altındayız diyebilirim. Bu küçük yaştan gelen bir şeydi zaten. Ondan önce hocam bir seyitlik de var. Ha, o nereden geliyor? Şimdi bir Medine'den gelme var. Oradan bir başlayalım da Aynen sonra öyle. devamıyla sıra sıra gidelim. Soyumuz elhamdülillah Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Dedelerimiz zamanında Medine'den Bağdat'a göç ediyorlar. Dini mübin İslam'ı ümmeti Muhammed'e aktarmak için, anlatmak için. Kadiri tarikatında önemli şeyhler var soyumuzda. İrşat için, sofi toplamak için Bağdat'a geliyorlar. Bağdat'tan da Siirt Şirvan'a. İşaret üzerine mi yoksa? İşaret üzerine yine aynen öyle. Yani orada kalanlar da var. Çoluğunu, çocuğunu, torununu işte Siirt Şirvan'a gideceksin. Orada size irşat görünüyor. Orada hem bir medrese açacaksınız. İslamiyet'i insanlara anlatacaksınız. Saf bir şekilde, hurafetsiz, bidatsız. Ehl-i Sünnet'e uygun. Aynen öyle. Ehli sünnete uygun bir şekilde ümmeti Muhammed'e hizmet edeceksiniz. Hep bu düsturla yola çıkmışlar mübarekler. En son işte 80-90 sene önceye kadar hep Arap Yarımadası'nda demişler mübarekler. Ondan sonra işte Türkiye'ye girmişler. Siirt Şirvan'da da bayağı bir kalmışlar. Oradan da Van'a Evet. gelmişler. 90 seneye yakındır biz buradayız. Ya aslında yakında Ay aynen bağlısınız. öyle. Bir asra yakın Van'dayız. Dedelerim burada doğmuş, büyümüş, babam, ben de aynı şekilde. Dediğim gibi işte burada büyük alimlerin yanında şer'i ilimleri okuduk. Çoğu hocalarım da
söylüyordu. Sende bir şey var. Bu havasa dair bazı şeyler var. Görenler oluyordu. Rüya ile görenler oluyordu. Zuhuratla görenler oluyordu. Tabii 6-7 yaşlarında ben fark etmeye başlamıştım. Şimdi bu havas ilmine dair biz de bir şeyler okuduk. Bizim sadece okumakla kalır. Ama biz hep kendi aramızda, hocalarımızla da istişare edersek şöyle derdik. Beleşe verirse bu ilim istemezdik. Çünkü çok zor. Çok zor. Hakikaten zor. Ve istekle de verilmiyor. Aynen. Bu ya soydan geliyor ya işaret üzerine veriliyor. Aynen. O süreç nasıl başlatıyorum? Çünkü piyasada birçok bu iş yapan, ben şarlatan diyorum, kimseler var. Kesinlikle. Ve oluk oluk emiyor milleti, sülük gibi emiyorlar. Şimdi bu nasıl oldu? Siz de az önce konuştuğumuz vakit şöyle bir şey söylemiştiniz. Bir doktora gittiği vakit bir kimse en iyisini araştırıyor. Aynen. Ama böyle bir hocaya geldi, icazetinde nereden geldi hiç bakmıyor. Onu bu şekilde bir anlatabilir misiniz yani hocam? Nasıl başladı? Aynen öyle. Şimdi ilk küçük yaşlarda görmeye başladım. İnsanların üzerinde bazı suretler görünüyordu. Yani dışa baktığın zaman gayet boylu, poslu, yakışıklı, işte hiçbir sıfatında, elinde, kolunda, vücudunda sıkıntı olmayan insanların yüzünde hayvan suretleri görünmeye başlıyordu. Kaç yaşlarındaki? Yani 7-8 yaşlarında, küçük yaşta. Ben bunu tabii insanlarla paylaştığım zaman, özellikle ailemle paylaştığım zaman, işte çocuktur. Böyle işte çizgi film izlemiş, aklımda kalmış şeyler. Onun etkisinde. Aynen öyle, etkisinde kalmış. Hep o şekilde yorum alıyordu. Ondan sonra net bir şekilde bana kendilerini göstermeye başladılar. Müslüman cinler. Peki ilk gördüğünüzde nasıl oldu? İlk gördüğümde bayağı bir korkmuştum. 3 ay boyunca yiyip içemedim, uyuyamadım. Konuşmam kesildi, kekemelik başladı. Allah. Tabii ondan sonra işte hocalara götürdüler. İşte nazar mı değdi oğlumuzda, işte bir musallat mı oldu, bir şey oldu diye. Birçok hocaların yanına götürdüm. Kimisi musallat var dedi, kimisi nazara gelmiş. Kimisi işte bir şeyden, bir hayvandan korkmuş. Korkudan dolayı böyle olmuş dediler. Aynen öyle. Ondan sonra büyük bir Allah dostu vardı bizim Van ilimizde. Onun yanına götürdüler. O da çok mübarek bir zattır. Kendisini tamamen İslamiyet'e veren bir insan. 80-90 yaşında bile 300-400 talebeye yani böyle ders verim, onlar için onların peşinden koşan, bir gün derslerini aksatmayan bir insandı. O baktığında ileride büyük bir ilim verilecek. Zaten gelenler onu korkutmak için, ona zarar vermek için gelenler değil, Müslümandırlar. İlim öğretecekler. Hı. Asla kötü niyetleri yoktur. Sabredin. Aileme bu şekilde demişler. Peki şekli neye benziyor? İnsan şeklinde mi geliyorlar, asli şeklinde mi geliyorlar? Yani ilk asli şeklinde bana zuhur ettiler. Zaten insanların üzerinde de görüyordum. Böyle korkunç yılan şeklinde. Ondan sonra domuza benzer, simsiyah, kurt, keçi, işte belden aşağısı insan, belden yukarısı koyun, keçi tarzı. Allah. Aynen öyle. Görünmeye başladı. Ama bunların hepsinde bir manası var tabii. Tabii tabii. Keyfi değil yani. Yok değil. İleride zorlanmamam için aslında ilk başta o şekilde geldiler. Hani bir kere korku olacaksa olsun. Ondan sonra yavaş yavaş bağışıklık kazansın yani tabiri caizse. Hazırlık süreci. Hazırlık süreci. Ondan sonra da zaten bir korkacağım şey olmadı. Yani yavaş yavaş insan zaten göre göre, bir de Allah da yardım ediyor. Çünkü bu ilim verilecek, Allah bu ilmi vereceği kimseye ayrıyeten bir kuvvet veriyor. O gücü de veriyor. O gücü veriyor. Yani o gücü vermezse zaten insanoğlunun aklı kaldıracak derecede değil. Yani ağırdır. Yani insanoğlu karşısına aniden bir hayvan bile çıksa yani korkuyor, çekiniyor, bir tiksinme oluyor. Az önce anlattık. Gece vakit türbeye gittik. Bir köpek havladı. Benle Farun abdesti kaçtı mesela. Aynen öyle. Yani onlar zor işler. Yani sıkıntılı. Bir de gördüğün varlıklar hiç görmediğin acayip türde. Yani ondan sonra Allah'ın izniyle çok şey oldu. Peki hocam, bayağı büyük gelişti. Onu gördün ya hocam.
Ne dediler? Bir şey dediler mi? Yoksa sadece suret mi? O yani süreç nasıl oldu? 5 seneye kadar hiç konuşma olmadı. Ha. Hiç benimle sadece görüntü oldu. Hazırlık süreci. Aynen öyle. İşte seviyordular beni. Mesela uzak mesafeden gülümsüyordular ama hiç iletişime geçmemişlerdi. 5 seneden sonra ilk büyük bizzat yaşlı bizzat kılığında geldiler. Allah Allah. Böyle bir ilim nasibi oldu. Bu yolda bizler senin öğretmeniniz. Bazı şeyler seninle paylaşacağız. İleride huzuruna çok kötü büyü yapılmış insanlar getirilecek. Çok kötü musallat olmuş insanlar getirilecek. Bunların tedavisi şu 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 şekildedir. Bunları uygula. İnsanlarla bu şekilde muhatap ol. Yani insanlarla konuşmama kadar onlar karar veriyor. Bu şekilde aynen. Üslup da aynen öyle. İlimi de. Aynen öyle. Allah Allah. Aynen, aynen öyle. Bir de şey demiştiniz, o arada kaynamadan çok hoşuma gitti. Böyle gideceğiniz vakit bir çarşaflı teyze göründü. O nasıl bir şeydi? O da mesela böyle boş işlerle uğraşacağım zaman, işte bir çarşıdır, bir kafedir, böyle arkadaş ortamlarının toplandığı yerlere ne zaman niyet ettiysem muhakkak hep geri döndürüldüm. Nasıl oluyordu? Yani bir uzun boylu çarşaflı bir kadın suretinde görünüyordu genelde. Çağırıyordu beni, nereye gidiyorsun? Ben işte çarşıya yok diyordu. Hemen eve. Allah. Git, okunacak kitaplar var. Cüzün var, tesbihin var. Sen ne işin var çarşıda? Hep bu şekilde uyarı geliyordu. Yani çok şükür ondan dolayı da bayağı bir şey oldum. Elhamdülillah. Kendimi dizginledim. Mesela terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Şimdi sana böyle bir durum söz konusu olsa, büyü olsa veya herhangi bir cin musallatı olması durumunda ne gibi bir önlem alıyorsun? Yapabiliyor musun? Ne diyorsun hocam? Yani şimdiye kadar bayağı bir büyü yapan oldu bize de. Evet. Çünkü büyücülerin işlerine sürekli çomak sokuyoruz biz. Ha. Büyüleri bozduğumuz için. Türkiye'de öyle büyücüler var maalesef. Yurt dışında da var ama bu internet sayesinde insanlar çok rahat ulaşabiliyor. Yayıldı artık. Aynen öyle. Yani her türlü parayı verdiğin zaman hiç vicdanları sızlamadan gelin kaynanaya, kaynana geline, ondan sonra kendi bacısına, kendi abisine, kendi annesine, en yakın dostuna yapanların sayısı hadsiz hesapsızdır. Çok fazla, yani çok çoğaldı bu aralar. Yani bu son 2-3 senedir. Neden yapıyorlar? En belirgin sebebi yani ne? En belirgin sebep kıskançlıktır. Ha. Kıskançlıktır. İşte bir başarı elde ediyor, atıyor. Misal veriyorum arkadaşı. Çekemiyor. Ha. O nasıl yükselir de ben yerimde sayarım. Hemen işte onu düşürmek için büyüye başvuruyorlar maalesef. İşte dediğim gibi mesela en yakın bu zamanlarda bir örnek vereyim bize gelen. Kaynana geline yapmış. Allah. Aynen öyle. Sevmediği için oğlunun başka bir bayan evlenmesini istiyor. Oğlu da annesinin sözünü dinlemiyor. Gidiyor diyor, benim sevdiğim var, ben bununla evlenmek istiyorum, yani bana karışmayın diyor. Sırf istediği kızla evlenmediği için gelinine büyü yapıyor. Gelini 7 sefer düşük yapmış büyüden Allah dolayı. Allah. Bir türlü çocuk dünyaya getiremiyor. Zaten kaynananın amacı çocukları olmasın da işte oğlu ondan soğusun diye yapılmış. Yani en az günde buraya 10 kişi başvuruyor büyüden, musallattan. Yani büyü özellikle çok çok. Çok. İşte dediğim gibi mesela büyücülerin işlerine çomak soktuğumuz için, büyülerini bozduğumuz için ister istemez bize kin besliyorlar. Şimdi büyücüler de nam çok önemlidir. Değil mi? Aynen öyle. Çünkü ona göre müşteri toplayacak. Aynen öyle. Çünkü çok uçuk rakamlar istiyorlar insanlardan. Bir de minnetsizlik de var onlarda. Hani budur. Kabul etmezsen git. Misal ne kadar istiyorlar hocam? Yani ben çok uçuk rakamlar da duymuşum. Ama 10 binden aşağı duymamışım. Duyduğun en uçuk rakam neydi? En uçuk rakam 150 bin TL Büyükada'da. Onun ismini de vereyim. Büyükada'da bir büyücüdür. Papazdır. Ha. Aynen öyle. Zaten onun kapısına gidenler de genelde iş adamlarıdır. Yani böyle avam yok değildir. Orada. Aynen öyle. O parayı da vermez. Aynen avamdır. Öyle. İşte ihale olduğu zaman iş adamları birbirinin ayağını kaydırmak için yapıyorlar. Allah Allah. Aynen öyle.
İşte, o zaman büyü çok yaygın. Çok, aşırı derecede. Ondan sonra falan kadına aşık oluyor. Kadına işte söylüyor. Kadın reddedince hemen soluğu büyücünün yanında alıyorlar onu aşık etmek için. Yani iki gün önce nefret eden kadın büyüden sonra kadın bizzat o adama ulaşmaya çalışıyor. Peki devam ediyor mu bu ebedi? Şimdi aşık oldu, evlendi. Yani o da şöyle büyücünün yaptığı aynen büyünün kuvvetine bağlı. Çünkü büyü ile görevli kafir cinler vardır. Ha. Aynen öyle. O kafir cinlerin kuvveti ne kadarsa yaptığı büyü o kadar tesirli ve uzun sürelidir. Ama genelde büyüler bozulana kadar etkisini gösteriyor. Kesinlikle. Yani. Hani ben çok nadir denk gelmişim bozulmadan tesiri azalana. Ha, illa bozuluyor. Aynen. Bozulmadan çok zor. Sana yapılanları nasıl başvurdu? Bize onu... yapılan da şu ana kadar 6 tane tespit etti. Hı. Bu şekilde kim besliyorlar işte, nasıl bizim işimize çomak sokarsın. Şimdi büyücünün de büyüsünü bozduğumuz zaman insanlar arasında o büyücünün şeyi sarsılıyor. Namı. Namı sarsılıyor. İşte gitmeyin onu, artık büyüsü tutmuyor falan. Biz bozduğumuz için Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Aynen öyle. Yapıyorlar. Yani şu ana kadar 6 tane tespit ettik. 4 tanesini yapılmadan, yapılma aşamasında diyeyim, haberimiz oldu Allah'ın izniyle. O şekilde bir müdahale ettik. 2 tanesini tabii Resulullah Aleyhisselam'ın da başına gelen, o mübareğe de aynı şekilde büyü yapılmıştı. Zervan kuyusuna atılmıştı. 6 ay boyunca biliyorsunuz bayılıyordu. Evet. Hiç durduk yere bir anda Peygamber Aleyhisselam'a bir hastalık geldi. Yani bize de o şekilde bir imtihan, Allah imtihan edecekmiş demek ki. 2 tanesinden haberimiz olmadı. Ha, onun zorluğu şekilde. Yani aynen öyle. Bakmamıza rağmen, başka şeyhlerimizin, hocalarımızın da bakmasına rağmen tespit edememiştik. 2-3 sene sonra da demek Allah bizi o süre zarfında imtihan edecekmiş. İmtihan bitince bulmak nasip oldu. Onu da bulup çözdük tabii ama zorladı. Çok zorladı bizi hastalık olarak. Belki bu da şey olabilir hocam. Hastayı anlamanız için bilmiyorum bir imtihan. Aynen öyle. Tabii siz aynen, aynen öyle. Muhakkak bir hikmeti vardı. Orada da hastalık olarak üzerimize geldi o büyü. Zaten büyü o şekildedir. Büyüyü aktifleştiren kafir cinlerdir. Yoksa büyüyü yap bir yere at, o kağıt parçası hiçbir işe yaramaz. Aynen. O kağıdın üzerine yazılan kafir cinlerin isimleri var. Onları yazıyorlar, davet ediyorlar. Büyücü eğer kuvvetliyse falan kişiye gideceksin. Ne için yapılmışsa artık. Bunu sonuçlandıracaksın, sonuçlandırmadan gelmeyeceksin. Allah diye Allah. Emir verir. Aynen öyle. Tabii Allah müsaade verirse evet. O büyü tutar. Yani insanı perişan eder. Kafir cinler var diyorsun. Müslüman cinler de var. Bunu da tabii biliyoruz. Ki. Senin var mı hocam? Yani bizde var derken Müslüman kardeşlerimiz var. Bize tabi olan. Bu ümmeti Muhammed Aleyhisselam hizmet eden, bizim bu hizmette bizim yanımızda olan çok cin kardeşlerimiz var Müslüman. Görüyor musun şu an hocam? Görüyoruz. Abi, abi. Küçüklükten beri zaten Allah şimdi çok zorlanmamamız için önceden az önce dediğimiz gibi hazırlıklı bir şekilde. Yani şu an bu şekilde devam ediyoruz. Görüyorum. Duyuyoruz. Zaten görüp duymazsan insanlara asla yardımcı olamazsın. Evet. Yani musallatlı hasta geliyor mesela. Cinler genelde kendilerini belli ettirmezler insan üzerinde ki hani hoca baktığı zaman görmesin de tamam sende hiçbir şey yok deyip geri göndersin. Saklanırlar bedende. Zaten hadis de var. Onlar sizin kan damarlarınızda dolaşırlar diye. Evet. Bu şekilde saklanırlar. Eğer Allah bu kabiliyeti vermemişse, görme kabiliyeti ve duyma kabiliyeti vermemişse kişi zaten asla karşıdakini tedavi edemez. O da tabii ilme bağlı. Aynen öyle. O da havas ilmine bağlı. Gerçek havas ilmi ama. Nereden anlayacağız hocam? Biz Allah muhafaza musallat oldu. Ben de çaresiz kaldım. Zor. İnsan çaresiz kalınca hocam çalmayacağı kapı yoktur. Ben bunda tecrübede sabittir. Allah imtihan etmesin. Nereden anlayacağız bir adamın şarlatan olup olmadığını? Yani öncelikle içi Allah bilir insanın. İçini evet. Sen karşıdakini asla bilemezsin. Şüphesiz. Onun için şeriat zahire baktığı için biz de zahire bakacağız. Zahiri nedir bu insanın gideceğimiz? Bir silsilesi var mı? Ha. Yani bu ilmin iddia ediyor bende bu ilim var diye.
bu ilim kimden gelmiş? Nereden öğrenmiş? Yani öğrenmiş derken elbet muhakkak bir büyük Allah dostunun arkasında olması lazım. Çünkü kişi işte ben bu rüyayı gördüm, tamam ben havas alimiyim. İşte ben rüyamda bu cini gördüm, tamamdır ben tedavi edebilirim. Bunlar geçersiz şeyler. Evliyanın tasarrufatı olmadan olmuyor mu? Olmaz, çok zor. Allah Allah. Çok zor. Muhakkak Allah dostlarının senin arkanda olması lazım ve arkasında olduğunun da bir alameti olması lazım. İcazet dediğimiz. İcazet. Ben bu ilimde felankesin arkasındayım. Tasarrufatım onun üzerindedir. Kendisi de bu işe gerçekten liyakatlıdır. Hasta tedavi etme konusunda iznimiz vardır gibi bir icazet. Senin icazetin var mı? Var, bizim icazetimiz. Kimden var hocam? Bizim Elazığ'da Sürmeli Efendi var. Ondan icazetimiz var. Ama dediğimiz gibi sadece işte ben gideyim falan şeyhten falan hocadan öğreneyim. Yok. Böyle bir şey asla olamaz. O da işaret üzerine öğretiyor aynen zaten. Aynen öyle. Şunu da sorayım. Zaten şahıs, yani bir insan bir insana bu ilmi öğretemiyor. Muhakkak öbür alemden izin gelecek. Aynen öyle, izin gelecek ve senin öğretmenin de onlar olacak. Ha. Olmazsa hastalarda çok sıkıntı yaşarsın. Hem hastayı perişan edersin. Hem de kendini. Yanlış tedavi adamı hiç yoksa cinlendirir de, değil aynen mi? Aynen öyle. Mesela adamın hiçbir sıkıntısı yok. Adama hem musallat ettirirsin bilmeden. Hem de ona musallat ettirdiğin cin gece gelip senden hesap sorar. Yani kendini de perişan edersin karşıdakinde. Yani bir haset için hem imanlarından oluyorlar. Çünkü tabii, Bakara suresinde tabii. Yapan kafir aynen oluyor. Hem de karşı tarafın imanına, mücü yapanında, yaptıranında. Öteki türlü bu şarlatanların diyelim. Adam sırf para almak için karşı tarafta hiçbir şey yoksa bile cinlenmesine sebep oluyor. O olmasa bile psikolojik buhranına sebep götürüyor. İki türlü büyük vebal. Aynen. Büyü yapan da yaptıran da kafir oluyor diyoruz. Bakara suresinde ayet var. Orada Harut ve Marut'tan da bahsediyor. Evet. İki melek. Onlar yaşıyor mu hocam? Yani şimdi bu havas ilminden büyük alimlerinden olan İmam Şibli Hazretleri. Yani bu yolda merak edilenler genelde bu mübareğe sorulurmuş. Evet. Onların da bazı eserleri elimizde var şu an bizim. Yani o bizzat kitabında diyor Harut ile Marut'un yaşadığını gördük, duymuştuk, bizzat kendimiz de gördük diyorlar. Bir mağarada ayaklarından asılı bir şekilde duruyorlar. Kıyamete kadar da orada kalacaklar. Ayetle sabittir. Gerçekten büyü yapmaya karar veren insanlar ama... Tabii büyü yapmak da büyük bir liyakat istiyor. Oraya ucuz adam da gidemez. Gidemez. Ha. Mesela şimdi etrafta olanların çoğu da hep sahtekar. Tamamen para tuzağı. İşte gel ben sana onu aşık edeceğim. İşte bilmem onu ona küstürteceğim. Onu ona bağlayacağım. Hep yalan dolan para tuzağı. Ama gerçek, hakiki büyücüler yok mu? Var. Hı. Bunlar işte bizzat Harut ile Marut'la görüşen kafir büyücülerdir. Çok var mı? Yani 20-30'u geçmez. Evet. Zaten hocam Harut ve Marut herhalde bildiğim kadarıyla soruyor. Kafir olmayı aynen, göz alıyor musun? Aynen. Ebedi kafir cehennem. Onu göz aldıktan sonra adam. Tabii. Bu çok acayip bir şey. Yani büyü öğretiriz ama bunun karşılığı cehennemdir. Allah Allah. İmanınızdan olmaktır. Şeytana tapmaktır. Kabul ediyor musunuz zaten? İman zayıf. Zaten çoğu zaten kafir gidenlerin. Evet. Kafir olmayıp da imanı zayıf olan da işte dediğim gibi maddiyat için hani iyi yaşayalım bu dünyada, keyfimiz yerinde olsun, lüks yaşayalım diye imanını satıyor, evet. Şeytana secde ediyor, tapıyor, Allah muhafaza imanından oluyor 5 kuruş için. Çok acayip değil mi arkadaşlar? Şimdi oraya gidiyorsun, iki melek görüyorsun, sana da kesin diyorlar, yani kafir olacaksın, bak bize ilahi emir geldi. Bütün bunları görmene rağmen küfrü tercih ediyorsun. Ben... Çok şaşırıyorum bunu. İman zayıflığı işte. O boyut nasıl bir boyut hocam? O boyut evleri var. Allah. Aynen insanoğulların gibi evleri var. Mahkemeleri var. Ki bizzat zaten sahih hadis var. Hazreti Ayşe annemizin bir siyah yılanı öldürdüğü zaman gece mahkemeye çıkması meselesi var. Onu anlatır mısın hocam kardeşler? Tabii. Bilmiyorum. Peygamber aleyhisselam camide ikindi namazını kıldırıyor. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor, ben de Kur'an okuyordum, biraz sesli okuyordum. Aniden diyor, sol tarafından bir yılan yaklaşmaya başladı diyor. Benim de önümde taş vardı, bir anda vurdum. Evet.
öldürdüm. Ondan sonra Peygamber aleyhisselam namazdan geliyor, ona da söylüyor, diyor ya Resulallah aleyhisselam, başıma böyle bir şey geldi, öldürdüm. Peygamber aleyhisselam ses çıkarmıyor, ne olumlu ne olumsuz. Ondan sonra gece Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor, yatıyorduk gece geç vakitlerde, diyor baktım ki büyük bir mahkemeye beni çıkardılar bir anda. İki tane dişi cin bir sağımda bir solumda beni kolumdan tutmuşlar. Mahkemeye şey yapan bir hakim. Kadı. Yani kadı. Onlar da Hristiyan. Ha. Aynen, onlar da Hristiyanmışlar. Sen Hazreti Ayşe annemize söylüyorlar, sen falan kesin diyor çocuğunu öldürmüşsün. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor, ben bir karıncayı bile incitemem. Yani nasıl bilirsin çocuğunu? Diyorlar ki biz insanoğlu değiliz, biz cinleriz. Senin bugün Kur'an okuduğun zaman yanına bir kardeşimizin çocuğu geldi ve sen hiç anlayıp dinlemeden onu öldürdün. Sen şu an kısas yapılması lazım sana. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor, ben korktum, ağlamaya başladım. Ve dedim ki ben Allah'ın peygamberin eşiyim, ben böyle bilseydim yapmazdım. Derken zaten bir anda kadı diyor şey oldu, durdu. Sen Hazreti Resulullah'ın eşi misin? Aleyhisselam, o da Hristiyan olmasına rağmen demek ki çok muhabbeti varmış Peygamber aleyhisselama. O Peygamber aleyhisselam mana aleminde bizzat diyor ki İsa aleyhisselam size insanların ve hayvanların içine girmeyi yasaklamadı mı? O cinlere soruyor. Ha. Peygamber aleyhisselam biliyorsunuz zekası çok üstündür. Ondan sonra kadı da İsa aleyhisselamın şeriatını çok iyi bilen bir kadı, diyor gerçekten öyle. Ne hangi kılığa girmişti annesine soruyor, diyor yılan kılığına girmişti diyor. Yapacak yasağı bir şey yok. Yasağı zaten kendisi çiğnemiş. Onunla kurtuluyor Hazreti Ayşe annemiz velhasıl. Ama işte dediğim gibi mahkemeleri var, evleri var, medreseleri var. İşte şu anki okul dediğimiz okul sistemi, çocukların ilim gördüğü yerler var. Medreseler var, İslami ilimlerin gösterildiği. Hastaneleri var. Allah'ım. Aynen öyle. Nasıl hastalanıyorlar? Doktorları var. Onların da aleminde farklı mikroplar var onların vücutlarına göre. He. Aynı insanoğlu gibi ama daha kuvvetlidirler. Yani hastalanma şey insana göre daha ölüm ağırdır. Sebepleri genelde nedir hocam? Ölüm sebepleri genellikle savaştır. Ha, oluyor mu çok? Çok. Çok kindardırlar. Yani bir baktın kardeş kardeşi öldürdü, Allah. Çocuğu öldürdü. Kindardırlar. Zaten denizlere sürülmelerinin sebebi de biliyorsunuz Süleyman aleyhisselam. Çok savaştılar. Çok kan döktüler. Hazreti Adem'den çünkü 5000 sene önce yaratılmış can dediğimiz cinlerin atası. Yeryüzündeydiler. İlk başta çok halim selimdiler. İbadetini eden vardı Allah'a karşı. Yine zina eden vardı. Yani her türlü şey vardı. Gibi. Aynen öyle. Ama geneli artık savaşmaya, kan dökmeye, maddiyat için işte kin, nefretten dolayı kan dökmeye başladılar. Allah denizlere sürdü onları. Okyanuslara, denizlere sürdü. Yani zaten sürülme sebepleri de dediğim gibi savaş. Onun için şu anda ölmelerinin sebebi en çok savaş. Savaşlar. Birbirlerini öldürmeleri. Süleyman aleyhisselamdan sonra onlara bu derece bir üstünlük getiren başka bir kimse olmuş mu? Süleyman aleyhisselam zamanında yine teyzesinin oğlu Asaf bin Berhiha dediğimiz o büyük Allah dostu. Zaten Allah-u Teala'nın ayetinde de buyurduğu gibi katımızdan ilim verdiğimiz kişi. Ha, o şey Belkıs'ın tahtı. Aynen öyle. Onu çünkü cinler diyor işte sen yerinden kalkmadan biz tahtı getiririz. O da diyor ki sen diyor gözünü açıp kapa. O sürede ben getiririm. Allah Allah. Bu da havas ilminin ilk İşaret verildiği de. Aynen. Peygamber olmayıp da. Allah dostlarından verilen teyzesinin oğlu Asaf bin Berhiha Hazretleri'dir. Yani havas ilmi ondan geliyor. Onun zamanında en çok onlara hüküm sağlayan oydu. Ondan sonra Peygamber aleyhisselam bir gün namazda geliyor Peygamber aleyhisselama karışmaya bir cin. Evet. Selamlayıp onu mescidin şeyine asıyor. Diyor sabah namazına gelen sahabeler görsün onu. Çocuklar dalga geçsin onunla, yani siz acizsiniz aynen öyle.
Ondan sonra diyor kardeşim Süleyman'ın ben o şeyini hatırladım. Saltanatını bıraktım diyor gitti. Evliyalardan bizim ümmeti Muhammed'in evliyalarından en çok Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ha, tasarruf en çok o. Aynen öyle. Şey de sormuştum. Bediüzzaman Hazretleri ve Mahmud Efendi var mıydı? Onlar kullanıyorlar mıydı bunu? Yani mübareklerin yanında yoktu. Evet. Fakat onların kalp gözü açık olduğu için gördükleri zaman muhakkak İslamiyet'i onlara anlatıyordular. Onların niye tebliğ? Yine ilk, zaten ilk gayeleri onların hep dinimi bin İslam'ı anlatalım. İnsanlar işte Müslüman olsun, tevbe etsin. He onun için yaşadılar zaten. Çünkü şey var mesela bizim üstadlarımızdan, Müftü Sakaleyn diyoruz mesela. İki diyarın hem cinlerin hem de insanların müftüsü. Onlar mesela hocam var mı? Kimler, bilinenler? Yani şu an yok. Şu an yok. Yani en son İmam Şibli Hazretleri diyebileceğimiz. Ondan sonra İmam Suyuti Hazretleri'nin de. Onun da eseri var. Aynen öyle. Çok kimse bilmez ama o da çok cinlere fetva verirdi. Ondan sonra onlarla konuşurdu. Çok güvenirdiler ona. Gelir İslami sorular sorardılar. Ama şu an öyle bir zat ben tanımıyorum. Bir de şey sorayım. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın mührü hala duruyor mu? Süleyman Aleyhisselam'ın mührü duruyor ama şu an piyasada Süleyman Aleyhisselam'ın mührü diye satılan, yapılan her şey sahtedir. Sahte. Hakikisiyle alakası yok. Hiçbir zerre kadar alakası yoktur. Onu da çok iyi değindiniz. Onu da söyleyecektim ben. Yani işte Süleyman Aleyhisselam mühürlü kolye, Süleyman Aleyhisselam mühürlü yüzük, Süleyman Aleyhisselam mühürüyle alakası bile yok. O mühür öyle bir özel bir mühürdür ki, mühürdü ki Allah ona Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bizzat indirdi. Yani bütün cinler alemine saltanat kurdurdu o yüzüğün vesilesiyle. Yani öyle kolay mıdır şu an herkes onu boynuna taksın, eline taksın, koluna taksın? Yani bunlar... Yine insanları dolandırmak yani, için. Hakiki mühür saklı mı şu an? Hakiki mühür saklıdır. Bir yerde gömülüdür. Mehdi Aleyhisselam zamanında çıkarılacaktır. He. Mehdi Aleyhisselam onu bizzat kullanacaktır. Savaşta. Yani ondan önce de hiç kimse ona ulaşamaz. Aynen öyle. Piyasadakiler de dediğim gibi asla alakası yok. Bir insana cin musallat neden olur? Yani eğer sadece büyü yoksa, hani başka bir keyfi sebebi var mı? Böyle bir durum oldu, ne yapacak ve olmaması için okuması gerekenler var mı?